Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1K Dünya raporuna hoş geldiniz. Yine sizlere Dünya adlı gezegende bu hafta neler olup bittiğini anlatacağız. Önümüzdeki 45 dakika boyunca dünyadaki gerilimlerden renkli olaylara kadar çok farklı eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza anlatacağınız özel dosyalarımız olacak. Açılışımızı orada, çok uzakta, adını sanını bilsek de huyunu, yaptıklarını ve yapacaklarını bilmediğimiz bir ülke ve o ülkeyle Amerika Birleşik Devletleri'nin gerilimini anlattığımız bir dosyayla açalım. Sevgili seyirciler, Kuzey Kore adlı ülke kapalı bir kutu. Geçtiğimiz 5'le 1K'larda sizlere bir parça olsun o ülkede nasıl bir yaşam olduğunu anlatmıştık. Bu programımızda ise gerilen iplerle beraber Kuzey Kore geriliminin diplomasi açısına bakmak istiyoruz. Kuzey Kore sık sık yaptığı nükleer başlıklı denemelerle dünyanın gündeminde. Sadece dünyanın gündeminde değil, özellikle Amerikan iç politikasında sıkışan Donald Trump'ın da şu son birkaç haftadır gündeminde. Öyle ki bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri belki de Kuzey Kore'ye yönelik en sert ve net açılımını yaptı ve çok büyük bir donanmayı, uçak gemileri, savaş gemilerini Kuzey Kore'nin dibine kadar gönderdi. Dünyada nefesini tuttu ve olacakları seyretmeye başladı. Amerika Başkanı Donald Trump'ın uzunca bir süre flu olan dış politikası geçtiğimiz haftalarda belirginleşmeye başladı. Kuzey Kore belasını arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse bu harika olur. Eğer yardım etmezse biz onlarsız bu problemi çözeceğiz. Trump'lı Amerika'da Suriye'ye müdahalesiyle Orta Doğu'da ben de varım demişti. Şimdi sıra nükleer denemelerle gündemden düşmeyen Kuzey Kore'ye geldi. Kuzey Kore, Amerika ve Çin liderlerinin bir araya geldiği toplantıdan hemen önce bir balistik füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore ve Amerika arasındaki nükleer kriz savaşı çağırırken Rusya ve Çin gibi ülkeler de konuya ister istemez dahil oldular. Rusya olayı gerginliğin kısır döngüsü olarak nitelendirirken Amerika ile Kuzey Kore konusunda hemfikir gibi görünen Çin de Kuzey Kore'ye usludur mesajını gönderdi. Ancak bir de Amerika ile Çin arasındaki Güney Çin Denizi meselesi var. Çin Denizi sahip olduğu doğal kaynaklar bakımından zengin ve ticaret güzergahı olması nedeniyle Amerika ve Çin arasında paylaşılamayan bir deniz. Ancak bu hafta Amerika'nın Kuzey Kore taarruzu için yolladığı gemiler Güney Çin Denizi'nde ilerlediler. Güney Çin Denizi'nde giderek aslında tabir yerindeyse suların artık böyle iyice kaynamaya başladığını görüyoruz. Burada Çin'in bir takım girişimleri var. Çin burada ciddi bir şekilde hak ilan ediyor. Yani Güney Çin Denizi'nin yaklaşık %90'ı üzerinde Çin burası benim diyor, hak ilan ediyor. Tabii bölgede diğer ülkeler de var. Aynı zamanda Amerika var. Amerika'nın buradaki tutumu tabii Trump döneminde nasıl değişecek bunu artık yeni yeni göreceğiz. Ama Obama zamanında biraz daha pasif. Seyir sefer hakkını kullanan, yani uluslararası sularda Amerika'nın seyir sefer hakkını kullanmaya yönelik ama bunu nasıl da tutan bir yaklaşım vardı. Şimdi Trump'la göreceğiz. Ama buradaki mesele aslına bakarsanız ekonomik bir paylaşım mücadelesi. Güney Çin Denizi çok zengin varlıklara sahip. Güney Çin Denizi'nde çok ciddi miktarda petrol ve doğal gaz kaynakları var. Aynı zamanda çok dile getirilmese de belki de bunlardan daha önemli balıkçılık. Dünyadaki bütün balıkların yaklaşık 7'de 1'i 8'de 1'i bu denizden çıkıyor ve Çin dünyadaki bütün deniz ürünlerinin yaklaşık 4'te 1'ini tüketen ülke. Yani gıda anlamında da çok önemli burası. Dolayısıyla burada hak ilan ettiğiniz zaman, burası benim de diyebildiğiniz zaman tabii bu kaynaklar üzerinde esas olarak siz bir hakkınızı ortaya koymuş oluyorsunuz. Burada tabii şöyle bir şey var, sadece Çin değil, diğer ülkelerde birçok tartışmalı sularda bu haklarını ilan ediyorlar. Ancak son zamanlarda şunu görüyoruz. Çin'e karşı aslında bölge ülkelerinden çok büyük bir tepki yok. Olan da azalıyor. Bakınız Filipinler Çin'i Lahey'e kadar götürdü. Uluslararası tahkime kadar götürdü. Çin oradan çıkacak kararı tanımayacağını söyledi ve daha sonra da tanımadı gerçekten de. Ancak daha sonra Filipinler'de bir rejim değişikliği, bir başkan değişikliği daha doğrusu, rejim değişikliği değil bir başkan değişikliği gördük. Ve yeni başkan Duterte ile birlikte tekrar Çin'e doğru yaklaştı. Bu bölge ülkelerinin şöyle bir durumu var. Ekonomik olarak Çin'e tamamen bağımlı durumdalar. Çünkü Çin onlar için büyük bir pazar, büyük bir kaynak.
Aynı zamanda bu ülkelerin tamamında bir Çin diasporası, Çin kökenli etnik Çinler yaşıyor. Bu da çok ciddi Çin Halk Cumhuriyeti'yle bağlar demek. Bu ülkelerin ekonomik kalkınmalarını sürdürmeleri için Çin'le iyi geçinmeleri şart, böyle söyleyebiliriz. Ama bir yandan da Çin'in burada artan varlığı onun için bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla çok ciddi bir, ince bir denge üzerinde hareket etmeleri gerekiyor. Bu deneme çok tepki uyandırdı. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Güney Kore ziyaretinde de tepki iyiden iyi arttı. Kuzey Kore ordusu yüksek performanslı roket motoru denemesi yaptığını açıklayacaktı. Tillerson'dan gözdağı gecikmedi. Eğer Kuzey Kore uslu durmazsa müdahale ederiz, dedi. Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended. We're exploring a new range of diplomatic, security and economic measures. All options are on the table. ABD'nin istediği her savaşa yanıt verecek kapasitemiz ve irademiz vardır. İş adamından dönme ABD yetkilileri bizi korkutabileceklerini sansa da yakında bu yöntemin işe yaramadığını görecekler. İşte bu karşılıklı restleşme savaşı sürerken Amerika ilk fiili hamleyi de gerçekleştirdi. Kuzey Kore tabii güncel bir mesele, güncel bir mesele şu anda. Kuzey Kore son dönemlerde bu denemelerini, yani füze denemelerini ve nükleer denemeleri giderek arttırdı. Artık yani oldukça sık yapıyor bunları. Ve bu tabii ki sadece bölge ülkeleri için değil, yani sadece komşusu Güney Kore tabii başta olmak üzere ve Japonya için değil, aslında çok geniş bir coğrafya için bir tehdit oluşturuyor. Hatta Kuzey Kore'nin sahip olduğu bazı füzelerin Amerika'nın batı kıyılarına kadar ulaşabilme kapasitesinin olduğu söyleniyor, kesin olmamakla birlikte. Buna karşı son dönemlerde Trump'ın çok sert çıkışlarını gördük. Bu sorunu çözeceğini söyledi. Çin'le birlikte çözülebilirse bunun iyi olacağını söyledi. Ama Çin buna yanaşmayacaksa kendi başına çadır çözeceğini söyledi. Ve en son orada hatta bir gemilerin konuşlandırılacağından söz edildi. Şimdi o zaman tabii şu soru aklımıza geliyor. Bir yandan Kore'nin, Kuzey Kore'nin bu kışkırtmaları, bu denemeleri, bir yandan da Trump'ın bu tutumu. Burada bir savaşa, sıcak bir savaşa mı doğru gidiyoruz sorusu oluşuyor. Burada açıkçası bunu söylemek için, yani böyle bir tahminde bulunmak için henüz çok erken diye düşünüyorum. Hatta uzun vadede de bir sıcak savaşta gemilerin, topların, füzelerin, nükleer silahların içinde olunacağı bir savaştan bahsetmemiz çok da mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu tabii ki iyi bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Kuzey Kore çok ciddi bir kapasiteye sahip. Elinde nükleer silahlar da var ama konvansiyonel silahlar ve ordu açısından da geniş bir kapasitesi var. Güney Kore'nin de bilgisi ve desteği dahilinde Kore Yarımadası açıklarına savaş gemileri ve Carl Vinson grubu bir uçak gemisi gönderildi. Kuzey Kore'de alarma geçti. Kuzey Kore medyasına dayandırılan haberlere göre Kuzey lideri Kim Jong-un şehrin tahliye edilmesi için talimat bile verdi. Gazetecilere ise Perşembe günü büyük bir olaya hazır olun mesajı gönderildi. O büyük olayın ne olduğu hala anlaşılamadı. İki ülke arasındaki bu sürtüşme devam ederken akıllara farklı sorular da geliyor. Kim daha güçlü? Bu savaşı eğer çıkarsa kim kazanır? Yaklaşık 1,5 milyon tane asker var Kuzey Kore ordusunda. Bunlar tabii ki bir savaş durumunda Güney Kore'yi işgal edebilirler. Ama aynı zamanda tabii nükleer silahların kullanımı ve normal konvansiyonel silahla bakacak olsanız Güney Kore'nin başkenti Seul, Kuzey Kore sınırından çok kısa bir mesafe ötede. Yani orası için böyle füze falan da gerekmiyor. Çok rahatlıkla vurabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Böyle bir savaş durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır. Başta Güney Kore için, sonra Japonya için, sonra bütün bölge için ve Amerika Birleşik Devletleri için. Tabii nükleer silahların da devreye girmesi tam bir felakete yol açacaktır. Ancak nükleer silahları bir kenarda bıraksak bile buraya yapılacak bir müdahale, yani buradaki bir rejim değişikliğini amaçlayan bir Amerikan müdahalesi burada çok uzun yıllar boyunca kalacak ve yeni bir felaket senaryosuna
doğru götürecektir. Bunu ne Amerikalılar istiyor, ne Çinliler istiyor, ne Japonlar, ne de Güney Koreliler istiyor. O zaman ne yapabilir Trump? Bu durumda ne yapacak? Yani geri adım mı atacak? Kuzey Kore'ye karşı, bu tehdide karşı ne yapmak gerekiyor diye baktığımızda biraz işin ekonomik unsuruna bakmak ve Çin'e bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda öncelikle şunu söyleyelim. Kuzey Kore üzerindeki yaptırım gücü olan yegane ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Niye? Çünkü Kuzey Kore ekonomisi Çin'e bağımlı durumda. Yani bu ekonominin devam etmesi gerekiyor Kuzey Kore'de. Kuzey Kore'nin bir takım kaynakları var, yeraltı zenginlikleri var. Bunların %90 kadarını Çin satın alıyor. Bunlar Çin'e ihraç ediliyor. Başta kömür, Çin'in çok büyük ölçekte ihtiyaç duyduğu kömür. Ama sadece o da değil. Aynı zamanda demir cevheri, tekstil ürünleri, Kuzey Kore Çin'e tekstil ürünleri satıyor. Ve gıda ürünleri. Yani Kuzey Kore'de gıda kıtlığı çekilirken aslında Çin'e bir ihracat da var. Neden? Döviz elde etmek için. Ekonominin devam edebilmesi için. Şimdi bu durumda tabii ki yaptırım gücü Çin'in elinde. O yüzden Trump Çin'e bu sorunu beraber çözelim diyor. Ancak Çin'in de temkinli davranmasının da bir sebebi var. Kuzey Kore'deki rejim sona erip de Koreler birleşirse eğer, bu birleşme tabii ki Güney Kore liderliğinde olacak. Yani bütün Kore Yarımadası Güney Kore öncülüğünde birleştiği zaman o zaman Çin'in sınırına Güney Kore gelmiş olacak ve Çin'in sınırına tabii ki Amerikan askerleri gelmiş olacak. Çünkü Güney Kore'nin Japonya'nın olduğu gibi Amerika bir müttefiki. Dolayısıyla Çin yönetimi için tercih edilen durum Kuzey Kore rejiminin devam etmesi ancak bir yandan da bu kışkırtmalarını biraz sınırlı tutması.